genel izleyici. Tüm dünyada büyük yankı uyandıran La Casa de Papel dizisinin Rakel'i, yani Lisbon'u İstanbul'da. Metin Yeğen'in yönetmenliğini üstlendiği Grev filminde başrol oynayan İspanyol oyuncu Itzar Itunio Martinez filmin galası için Türkiye'ye geldi. Nesi var bu kadının? Pek fabrikasında çalışan işçiler bunlar. Her hafta bir iki tanesi ölür. Filmde Martinez, İspanya İç Savaşı'nda mücadele eden bir kadına hayat veriyor. Bizi filmin yönetmeni Metin Yeğen'le Bastan belgesel yönetmeni bir arkadaşım tanıştırdı. Okur okumaz senaryoyu çok sevdim. Filmin senaryosunda İspanya ile Türkiye'yi birbirine bağlayan iki hikaye vardı. İlk hikaye benim doğduğum Bask ülkesinde İspanya İç Savaş döneminde 1936 yılında geçiyor. O dönem darbe yapan İspanyol general ve diktatörü Francisco Franco'ya karşı mücadele eden, gerçek hayatta var olan Casilda adında militan bir kadına hayat veriyorum ben. ¿Qué pasa con mi perfil? Inasequible al desaliento. La cuidadora. Martinez, La Casa de Papel dizisinde de güçlü bir kadın karaktere, dedektif Raquel'e hayat vermişti. Herhalde benim yüz hatlarımın keskinliğinden, sesimin derinliğinden bana hep mücadeleci kadın rolleri geliyor. Raquel de böyleydi. Onların sesi olmaktan çok mutluyum. Güçlü kadınların hayatın her alanında olmasını istiyorum. Sergio Marquina. Sergio. La Casa de Papel dizisinden sonra İspanyol oyuncu tüm hayatının değiştiğini itiraf ediyor. Antonio, por favor. Salva. Es verdad que cuando un trabajo que haces tiene éxito. Elbette bir oyuncunun yer aldığı proje başarılı olunca önünde birçok kapı açılıyor. La Casa de Papel'den önce rol seçme, hayır deme lüksüm yoktu. Diziden sonra bu lüksüm var artık. İstemediğim rollere hayır diyebiliyorum. Sevdiğim projelerde yer alıyorum sadece. İstanbul'a daha önce de geldiğini söyleyen Martinez, annesinin Türk dizilerine hayran olduğunu söylüyor. Türkiye'ye daha önce tatil için gelmiştim. Topkapı Sarayı ve Ayasofya ile birlikte tarihi yerlerini gezmiştim. İstanbul Boğazı'na da bayılıyorum. İstanbul bana özellikle film yapmak için çok büyüleyici bir şehir gibi geliyor. Bugüne kadar ne yazık ki Türk filmleri veya dizileriyle tanışamadım. Ama sizin dizileriniz bizim Bask ülkesinde çok popüler. Annem birçok Türk dizisini deli gibi takip ediyor. Ben de arada o izlerken görüyorum. Mesela Fatmagül'ün Suçu Ne dizisine bayılıyor. Onun bütün bölümlerini heyecanla izliyor. Esta es una enfermedad común. La burguesía europea. Grieg filminin hikayesi İspanya'dan bir günlükle Bursa'ya 1910'lu yıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nda kadın ipek işçilerinin grevine uzanıyor. İpek işçilerine çok zor koşullarda, 16 saate varan, 14 saate her gün çalışılan koşullarda ve çok az ücrete çalışan kadınlar. Bir yandan çünkü o kadar bir şey var ki o sırada, yani bir yandan vergiler, yani ve o kadar geliri var ki ipeğin, bu ipek bütün Avrupa'daki Avrupa burjuvasını tercih ve bu yüzden de inanılmaz bir gelir elde ediliyor orada Bursa'da o zamanlar, sanayinin merkezi Osmanlı'nın ve bu yüzden de Duyun-u Umumiye, yani o zamanki Avrupa'nın borç toplama teşkilatı özellikle Bursa'da şube açıyor doğrudan kendi alacaklarını tahsil etmek için ve bütün bunlar o ipek işçileri kadınların sırtından çıkıyor. Şartlarımız düzelene kadar, maaşımıza zam alana kadar hiçbirimiz çalışmıyoruz. Bir yanda çağın en heyecan verici kemancılarından biri olarak adından söz ettiren Endonezyalı Alman keman virtüözü İskender Wicaja. Bir yanda hocaların hocası olarak anılan, dünyanın önemli müzisyenleriyle sahne almış piyano virtüözü İtamar Golan. İki usta müzisyen Süreyya Operası sahnesinde buluştu, Virtüözlerin Müziği serisi kapsamında konser verdi. İstanbul dünyadaki en renkli, heyecanlı ve gizemli şehirlerden biri. Daha önce ben de Borusan Kuartet'le bir konser vermiştim. Kemancı Atilla Aldemir'le birlikte birçok kez Türkiye'ye gelip konserler verdik. Yeniden İstanbul'da olmak çok güzeldi. Fazıl Say'ın Harem'de Bin Bir Gece albümünde birlikte çalışmıştık. O dönem İstanbul'u keşfetme şansım oldu. Şehrin birçok noktasını dolaştım. İstanbul çok büyüleyici, heyecan dolu ve 24 saat yaşayan bir şehir. O yüzden burada konser vermeyi seviyorum. Gecede müzisyenler özel bir repertuarla sanatseverlerin karşısına çıktı. Bu gece konserimizde özel bir repertuarımız vardı. Aslında yemeğe benzetirsek güzel bir akşam yemeği hazırladık size. Bach ve Grieg ana yemeğimizdi. Bach'ın şimdiye kadar yazılmış en ünlü eseri Tokatta ve Fügün solo keman düzenlemesini yorumladım ben. Grieg'in benzersiz sonatına yer verdik. Sonrasında da daha hafif eserlere geçtik. César Cui ve George Gershwin gibi çok değerli bestecilerin eserlerini yorumladık. Galata'daki tarihi yerleşkesinde eğitim vermeye hazırlanan Bahçeşehir Üniversitesi Pera Konservatuarı, kampüs açılışını sanat ve eğitim dünyasından isimlerin katılımıyla gerçekleştirdi. Türkiye için, İstanbul için çok önemli bir bölgedeyiz. Dolayısıyla Galata-Port'la Taksim arasındaki Kültür Bakanlığımız da sanat yolu olarak burayı gösterdi, kültür yolu olarak gösterdi. Biz bu kültür yolunun ikinci durağıyız. Bu bölge Türkiye'nin çok önemli bir bölgesi olacak. Zaten öyle idi. Şimdi işleyen, sanatıyla, kültürüyle Türkiye'nin bütün değerlerini, İstanbul'un bu kadim şehrini, medeniyetlerin beşiği olan bu şehrin bütün yansımalarını burada hep beraber göstereceğiz. Bau Konservatuvar'da dans, müzik, oyunculuk ve tiyatro alanında eğitimler verilecek. Dijitalleşen yeni neslin, Z kuşağının ihtiyaçlarını giderebilecek, biraz daha dijitallikle, girişimcilikle ve eğitim pedagojisiyle bağlantılı uluslararası boyuta vurgu yapan bir konservatuvar fikriyle yola çıktık. Bu anlamda da konservatif olmayan konservatuvar, yeni konservatuvar fikri çıkış felsefemizi oluşturdu. %30 İngilizce eğitim programımızla da dil bilen, ülkemizi dünyanın her noktasında temsil edecek güçlü sanatçılar yetiştirmek istiyoruz. Törende Rutkay Aziz, Ümit Tokcan ve Gülsin Onay'a yaşam boyu onur ödülleri verildi. Onay, davetlilere Beethoven'ın Moonlight isimli eserini seslendirdi. Ayşe'nin hikayesi bu. Senin, benim, hepimizin Ayşe'sinin hikayesi. Zorluklara, engellere ve kötülüğe rağmen inandıkları uğruna yollarından şaşmayan Elif'le Ömer'in hikayesi seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yoksa sadece Elif Karaca'nın eşi olarak mı kalacaksın? Artık oğlumuzun bir avukatı var. Star'ın yeni dizisi Sana Söz 29 Ekim'de ilk bölümüyle ekrana gelecek. Bir sen eksiksin be. Kocana söyle. Eğer içi alıyorsa gitsin o caninin yanında dursun. Çocuklarımın babasının ihanetini asla affetmeyeceğim. Şu psikopatlara, manyaklara, adam muamelesi operası yapıyoruz ya bu insan müsveddelerine, işte o zaman cinlerin tepeme çıkıyor amirim. Kuldan korkmak da ne? Nehir Erdoğan'ın Sessiz Çığlık programının sunucusu Elif'i, Erkan Petekkaya'nın emniyet amiri Ömer'i canlandırdığı dizide adalet arayan insanların hikayesi anlatılıyor. Çocuklarımızın canlarına, hayatlarına kasteden katillerin, alçakların hepsi tek tek gün yüzüne çıkmadan biz hiçbirimiz rahat bir hayat sürmeyeceğiz. Yüksek temposuyla dikkat çeken dizide Erdoğan ve Petekkaya'ya Serkan Altunorak, Ayça İnci, Hivda Zizan Alp, Orhan Güner, Ferhat Baynal gibi isimler eşlik ediyor. Siz yargılayacaksınız bu çocuğu. Ne oluyor? Ne bu karanlık? Bu canım kızım komiserim. Kızımı bana sağ salim getirecek. Game of Thrones dizisiyle dünya çapında üne kavuşan Jason Momoa, Aquaman ve Dune filmlerinin ardından western türünde bir filmle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Vizyon tarihi açıklanmayan The Last Manhunt filminden ilk görseller paylaşıldı. Gerçek bir hikayeye dayanan, Jason Momoa'nın senaryo ekibinde yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Christian Camargo oturuyor. Amerikan bağımsız sinemasının önemli isimlerinden Greta Gerwig'in yöneteceği, Noah Baumbach'ın senaryosunu kaleme aldığı Barbie filminin erkek başrolüyle imza aşamasına gelindi. Yarı animasyon, yarı gerçekçi çekilecek Barbie filminin başrolünde Margot Robbie'ye eşlik edecek ismin Ryan Gosling olmasına karar verildi. Filmin çekimlerine 2022'de başlanması öngörülüyor. La realtà è scadente. ...94. Oscar ödüllerinde uluslararası en iyi film adayları açıklanmaya devam ediyor. İtalya, 2022 Oscar ödüllerinde en iyi uluslararası film kategorisinde ülkeyi temsil etmesi için Paolo Sorrentino'nun otobiyografik draması The Hand of God'ı seçti. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 2022 Oscar'larının kısa listesini 21 Aralık'ta açıklayacak. Adaylıklar 8 Şubat'ta belli olurken, ödüller 27 Mart 2022'de düzenlenen törenle sahiplerini bulacak. İçimden dedim, ben dedim hazırım ölüme. Sevgili seyircilerimiz, 58. Antalya Film Festivali'nde Cemil Acıkoğlu'nun yazıp yönettiği Kafes filmindeki performansla en iyi erkek oyuncu ödülüne uzanan Tarhan Karagöz'le sohbet ediyoruz. Tarhan, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum sözün başında elbette. Filme Peki dair mi? Antalya'daki seyirciden aldığımız notlar itibariyle aslında bir sıkışmışlık hikayesi olduğunu anlıyorum ve eski bir polis memuru olan Hasan'ın mesleğine geri dönmek için verdiği mücadele bir ana cümle ise aslında buradan devam edebiliriz. Kimdir Hasan ve Hasan'ın o tüm sıkışmışlığına sebep olan ortam size ne anlatıyor? Evet, Hasan inanarak yaptığı meslekten atılan bir polis memuru. Haksızlığa uğradığını düşünüyor ve tekrar mesleğine dönme çabası içerisinde. Evet. Biz de filmde bu son virajdaki hallerini izliyoruz Hasan'ın. Ve sözünü ettiğimiz aslında şehrin orta yerinde ama belki de hiçbirimizin pek de tanımadığı bir yer. Bir otel, bir mahalle, belki işte şehrin kıyısında, yaşamın kıyısında gibi adlandırabileceğimiz bir mekan tasavvuru var. Size nasıl geldi böyle bir mekanda çalışmak? Çünkü yönetmeni Cemil Arcıkoğlu bana çok tanıdık olan yerler. Ben babamı çok izledim oralarda ve aslında babama hitap ettim bu filmi dedi, ama sizin bir oyuncu olarak veya İstanbul'da yaşayan birisi olarak ilk düşünceniz ne oldu o gittiğiniz otel, o mahalleyle ilgili? Şöyle, film çekimler başlamadan önce Cemil abiyle biz orada ön hazırlık aşamasında bulunduk. Oradaki sokakları, filmin çekileceği oteli gördüm. O geometri içerisinde, o renkler içerisinde kaybolmaya çalıştık. Oranın yerleşik insanlarıyla sohbet etme, onları gözlemleme fırsatı buldum. Çok değişikti tabii. Yani şehrin arterlerinden giderken hemen kıvrılıp sokaklara girdiğinizde evet, bambaşka bir dünyayla karşılaşıyorsunuz. Bambaşka insanlarla karşılaşıyorsunuz. Karşılaştığımız insanların hepsinde Hasan karakterinin yenilmişliği vardı. Tek fark, o insanların yenilmişlikleri gerçekti, bizimki kurmaca bir karakterdi. Fakat gerçekliğe çok hizmet eden bir doku yakalanmış, öyle anlıyorum. Ve ki gerçek kişiler de filmde rol aldı. Bu da belki sizler için daha o dünyanın içine girmeyi sağlayan bir katkı olmalı diye düşündüm. Nasıl bir iletişim kurdunuz? Kesinlikle öyle. Profesyonel oyuncuların yanında orada yaşayan yerleşik insanlarla da çalıştık. O insanlarla anlık etkileşimlerimiz oldu, uzun sohbetlerimiz oldu. Sağ olsunlar bizlerle yaşamlarını paylaştılar. Oyunculuk olarak çok büyük pozitif etkileri oldu. Bütün o mekanların yaşıyor olması, bütün o sokakların loşluğu, karanlık olması, tekinsizlik, bütün köşe başlarında bir görünüp bir kaybolan gölgeler, her şey oyuna etkili oldu. Çok keyifliydi, hüzünlüydü. İnanılmaz hüzünlüydü. Yani şehrin göbeği olarak bildiğimiz yerlerde hemen yan sokakta bambaşka bir dünya başlıyor. Başka gettolar var, başka bir demografi, başka bir müzik, başka kokular, başka sesler, başka sessizlikler. Bunların hepsi filme çok büyük katkısı olan şeyler oldular. Bundan sonrasına ilişkin kendi kariyeriniz açısından bu filmin size ne sağladığını ve bundan sonraki planlarda nasıl bir etkisi olduğunu da sormak istiyorum aslında. Tabii. Öncelikle bu film oyunculuk anlamında bana çok şey kattı. Kariyer olarak ben öncesinde de hani oyunculuğumu geliştirebilecek, potansiyelimi hani zorlayacak projelerde olmayı tercih etmiştim. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Biz de öyle olmasını diliyoruz ve yeni projelerde konuşmak üzere. Filmin çok festival yolculuğu da devam edecek diye düşünüyorum. Öyle değil mi? Evet, İstanbul'da Boğaziçi Film Festivali'nde gösterim yapacak. Evet. Sonrasında yurt dışında da tahmin ediyorum bir planlama daha olacaktır. Yine takip edeceğiz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Saygılar. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. İş Sanat Gece Gündüz'ü sundu.